Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Mecliste gergin dakikalar yaşandı. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Detaylar Mustafa Kömürcü'de. Evet Ebru, biliyorsun bütçe görüşmeleri mecliste tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Saat 11'de başladı görüşme. Yaklaşık bir saat sonra kürsüye CHP Mursa Milletvekili Erkan Aydın çıktı. Erkan Aydın normal konuşmasına devam ederken bir anda Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddialar üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Direkt Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalarda bulundu meclis kürsüsünden konuşma yaparken. Tabii bu suçlamalara karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bulunduğu yerden müdahale etti, tepki gösterdi. Söylediklerinin doğru olmadığını iddia ederek ayağa kalkarak tepkisini gösterdi. Bunun üzerine CHP'li vekiller de bulundukları sıralardan ayağa kalkarak onlar da Süleyman Soylu'ya tepkisini göstermeye başladılar. Sonrasında CHP'li vekiller ayağa kalkarak Süleyman Soylu'nun bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başlayınca araya AK Partili vekiller girdi. Tabii o sırada Süreyya Sade Bilgiç, meclis başkan vekili, oturuma 10 dakika ara verdi. Bu sırada tabii ki meclis genel kurulunda ortalık bir anda karıştı. CHP ile AK Parti milletvekilleri birbirine girdi. Arbede yaşandı. Hatta karşılıklı yumruklaşmalar oldu. Yaklaşık 30 saniye, 40 saniye bu yumruklaşma devam etti. Araya MHP'nin milletvekilleri de girince daha sonra olay yatıştı. Dediğimiz gibi araya vekiller girdi. Bu kavga anı tabii çekilmiyor mecliste, biliyorsunuz. Cep telefonuyla çekilen görüntüleri var. Kavga oldu AK Parti ile CHP'li vekiller arasında. Dediğimiz gibi araya MHP'li milletvekilleri girdi ve ortalık o anda tansiyon biraz olsun sona erdi. Yaklaşık 15 dakika sonra da şu anda meclis genel kurulu tekrar başladı. Konuşmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi Erkan Aydın'ın iddialar üzerine Süleyman Soylu karşılık verdi. Daha sonra da mecliste bir anda arbede yaşandı diyelim ve sözü şimdiden İstanbul'a bırakalım.